Evet anlatılanlarla beraber aslında sahada seçmenle buluşmalar çok çok daha kıymetli. Dolayısıyla İstanbul'u ne bekliyor, ne istiyor bu fetret dönemi olarak sizin de tabir evet. ettiğiniz evet. dönemi sonlandırmak? Ne talep ediyor? Öncelikle isteği nedir İstanbul'u evet. seçmenin? Şimdi saha araştırmalarında da bu sorular soruluyor. Yani İstanbul'da işte İBB ya da ilçe belediyesi Hı. düzleminde en çok neyi sorun görüyorsunuz, neyi bekliyorsunuz? Bunlar aynı zamanda bizim sizin de çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi vatandaşla yüz yüze yaptığımız temaslarda evet. da soruluyor. Vatandaşımız bize söylüyor. Trafikle ilgili talepleri, eleştirileri var. E, deprem kentsel dönüşüm, e, yapı su tonun güçlendirilmesiyle ilgili beklentileri ve efendim şeyleri var. E, trafiğin alt kırılımları var tabii. Hani İETT tarafı var, ulaşım metro tarafı evet. var. Diğer taraftan kentteki e, hizmetlerin erişilebilirliği açısından vatandaşımızın hem genç hem kadın projeleriyle ilgili de bir takım beklentileri var. Bununla beraber vatandaşlarımız aynı zamanda İstanbul'un ekolojisinin, İstanbul'un çevre güvenliğinin, yeşilliğinin ne dair de beklentileri var. Yerel yönetimler bazında sorduğumuzda bu ve benzeri şeylerle karşılaşıyoruz. Su güvenliğiyle ilgili beklentileri var. Yani ilk beşte çıkan şeyler aslında bu saydığım ana başlıklar. Ama bu her bir başlığın alt kırılımı var. Tabii. Yani şimdi ulaşımla ilgili beklentiye baktığımızda vatandaşımızın 3 tane temel şikayeti var. Bir, ulaşım süresinin İstanbul'da e, nüfusun, yoğunluğun bu kadar artmamasına rağmen e, ulaşımda kalma süresinin %50 oranında artmış olması insanımızı rahatsız ediyor. Yani şu demek, AK Parti olarak biz yerel yönetimlerde belediyeyi bıraktığımızda %40'lardaydı. Şimdi %64'lere çıkmış. Yani bizim bıraktığımız dönemle sayın... Ee, Ekrem Bey'in e, yönettiği 5 yılın sonunda İstanbul'da trafikte kalma oranı ve sıkışıklığı %50 oranında artmış. Şimdi bu bir sorun oluşturuyor. Bununla beraber e, ben latife olarak söylüyorum ama bu bir gerçeklik. İstanbul dünyada günde aynı anda en çok otobüs yanan şehir rekoru kırdı. Yani özellikle raylı sistemin ötesinde tekerlekli sistem dediğimiz İET ve İET, İETT paydaşlarının bir 20 dakikada bir met e, otobüs geçen yer 30 dakikaya çıkmış. 50 dakikada bir otobüs gelen yer buçuk saate çıkmış. Seferler azaltılmış, sefer sayıları azaltılmış. Bazı yerlerde seferler iptal edilmiş. Sürekli yanan, arızalan. Efendim diyorlar ki sizin döneminizde arıza yok muydu? Tabii ki vardı. Biraz önceki sıkışıklıkla söylediğim gibi 40'ta 64'tü. Biz bıraktığımızda diyelim yıllık 190 bin arıza varsa şimdi 290 bin arıza olmuş. Onu soruyoruz zaten biz. Niye yüzde lik yüzde yüzlük bir artış var? Burada bir yönetimsel sorun var, beceriksizlik var. Metro ile ilgili ciddi İstanbulların endişesi var. Bakın İstanbul'da Sayın İmamoğlu Ekrem Bey'in ilk geldiğinde yaptığı büyük bir talihsizlik var, yaklaşım var. Onu kendisi aklettiyse çok yanlış bir şey yapmış. Danışmanları yönlendirirse, danışmanları onu aldatmış. Bir an evvel yanından kovsun. Hala yanındalarsa bu seçimde Hatta kaybedecek ama kaybetme oranını aşağıya doğru çekip farkın açılmasına neden olurlar. İstanbul'un projelerini, can damarı olan ekolojik projesi, atı, e, çevre arıtma tesisinin temel atmama töreni yaptı. Levazım Tüneli yarısı bitmiş, 70 bin araç geçecek her gün bu tünelin projesini ip, iptal etti, kapattı. Sancaktepe başta olmak üzere metro e, inşaatlarının üzerine kamyonlarla toprak dökerek, çakıl dökerek kapattı yaklaşık 20'ye yakın böyle farklı alanlarda iptal edilen projeler var. %10'u, %20'si, %30'u, %40'ı tamamlanmış ve bitmiş. Şimdi ben şunu soruyorum Sayın İmamoğlu'na. Diyorum ki siz günde 50 bin, 70 bin araç geçecek tüneli niye yapayım dediniz. Nerede bu? Beşiktaş'tan başlıyor. 70 dakika hele maç günlerinde sıkışıklıkta 1,5-2 saati olan bir trafiği 5 dakikaya indirecek bir tünel. Ben de soruyorum Sayın Başkan İstanbul'a yılda 300 bin yeni araç trafiğe katılıyor. Hadi bunların şirketler İstanbul dışına arabalarını gönderdiler, İstanbul'dan aldılar diyelim 100 bin öyle. Her yıl 200 bin araç İstanbul'da trafiğe katılan bir kenti yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamış, yarıya gelmiş. Efendim bir tünel inşaatına İstanbul'un ne gereği var diyorsanız levazım neme lazım demiş oluyor. E 31 Mart'ta da insanlar diyecek ki bu ulaşımın geleceğini planlayamayan, Başkan da bize lazım değil diyecekler gereğini yapacaklar. Yani metro dediğim gibi yani şu an bugün ben Sancaktepe'deydim, Çekmeköy'deydim. Orada yine büyük şehrin yapması gereken üst geçit var. 5 yıldır yapılmamış. Bitmemiş, bitirememiş. Aynı şekilde bir metro hattı var bağlayacak şeye kadar, Marmara'ya kadar. Orayı kapattınız. Kamyonlarla çakıl döktünüz. İnsanlarımız e, bu soruyu soruyor. Yani yeni yatırım ortaya çıkarmak noktasında. Şimdi biz ne diyoruz? Biz şunu diyoruz. Biz diyoruz ki Murat Kurum Bey lansman programında anlattığı ilk büyük tanıtım programımızda ulaşımla ilgili neler yapacağız? Metro ile ilgili, denizle ilgili, raylı sistem, deniz sistem ve lastikli sistem dediğimiz hususlarla ilgili. Şimdi bu metro projelerini açıkladık. Şimdi dönüp diyorlar ki efendim bunlar yapılamaz. Yapamazsınız. E, ulaşımla ilgili açıkladığımız şeylerde. Hatta indirimler var verdiği sözler. Onlar da uygulanmamış. Hani o taraflara çok fazla da girmek istemiyorum. Şimdi ben diyorum ki insanların genetik kodları var. DNA'lardan bahsediyoruz. Hani böyle anneden babaya, soydan soya giden bazı şeyler var. Karakteristik özellikler, kalıtsal rahatsızlıklar da oluyor bazen. Allah herkese şifa versin. Bu anlamda işte ben mesela şeker sorunum var. Dedemde de vardı, onun babasında da varmış. Böyle insandan insana aktarılıyor. Siyasal düşüncelerin, partilerin, yaklaşımların da böyle DNA'lardaki gibi e, böyle dönemden döneme değişmeyen davranış biçimleri var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ya da şöyle bir davranış biçimi var, CHP'de onun içerisinde yer aldı uzun yıllar boyunca. Hala o genetik kodda yer alıyor gibi geliyor bana. Yani bu memlekette yapılan yatırımların tamamına yapmayın, yaptırmayız, karşı çıkarız, ihtiyacımız yok demişler. En azından bu dört kelimeyi kullanmışlar. Yapmayın, yaptırmayız, karşı çıkarız, ihtiyacımız yok. Ne için demişler? Birinci köprü için demişler. Ne için demişler? İkinci köprü için demişler. Hadi yeniye gelelim, İstanbul Havalimanı'nı istememişler. Yaptırmayız demişler, İhtiyacımız yok demişler. Marmara'yı yapmayın, ihtiyacımız yok demişler. Efendim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayın, ihtiyacımız yok demişler. Bir anlığına soruyorum ben, değerli İstanbullulara. Şu an İstanbul'da gelin bir hafta değil, bir gün değil. Yarım gün Marmara'yı kapatalım, Avrasya'yı kapatalım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kapatalım. Sadece AK Parti döneminde yapılan üç taneyi söylüyorum. CHP'nin karşı çıktığı birinci ve bir ikinci köprüyü kapatalım demiyorum. Herhalde trafik kuyruğu Tekirdağ'a doğru gider. Belki Edirne'ye kadar ulaşır.